din ve siyaset işinden bahsedeceğim sizlere biraz. Bana göre din ve siyaset işleri birbirinden ayırt edilmeli. Şimdi Türkiye'de laiklik kavramı diye bir şey var ama o bize lanse edilen, bize dikte edilen laiklik gerçek laiklik değil. O çok farklı bir şey. Benim anlatmak istediğim de farklı bir laiklik. Nasıl mesela şöyle. Şimdi bazı kişiler var sosyal medyada. YouTuberler, Facebook, Twitter'da çok böyle video benim gibi böyle bizim gibi video çekenler ve medyada hani televizyon şirketleri olan kameramanlar veyahut da kendi çekmiş olduğu videosunu paylaşan ama parti kuruculuğuyla siyasetle alakalı birebir bağı olmayan kişilerden bahsediyorum ben. Şimdi ne yapıyorlar böyle kişiler? Hemen onu anlatayım size arkadaşlar. Videosuna başlarken mesela bak bu benim başlamış olduğum videoda Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah veyahut da Allahu Ekber diyerekten veyahut da videosunun arasında sık sık bu kelimeleri kullanarak kendisinin Müslüman olduğunu ve onun konuşmuş olduğu, anlatmış olduğu partiyi sadece İslam'a inanan kişilerin desteklediğini, İslamcı bir parti olduğunu içten içe videonun içerisinde dolaylı bir şekilde böyle inleliyor. Böyle insanlara dinci bir, hani İslamcı bir partiymiş gibi böyle lanse ediyor. Şimdi onu yapan kişilerin şöyle kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Ben ibadetime elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışan birisiyim. 5 vakit namazımı kılıp daha önce de geçmişimde Kur'an kurslarında yatılı olarak yıllarca kaldım. Ve dini bilgim yani süper demeyelim de kendimizi övmeyelim de yani biraz yani var. Bayağı yani altyapı diyelim. Yani altyapı var biraz diyelim yani. Biraz altyapı var. Öyle söyleyelim. Abartmayalım ama yıllarca da Kur'an kursunda kalmışım. O kadar her gün dini bilgileri öğrenip uygulamışız yani yıllarca. Neyse şimdi benim anlatmak istediğim de şu. Bu bazı sosyal medya fenomenleri çıkıyorlar. Hani biraz önce dediğim gibi videosunun ortasında Allahu Ekber, La ilahe illallah bir iki tane de ayet okuyup ondan sonra Somali'ye gidip Çat, Fas, Tunus böyle fakir ülkeler, böyle Afrika'nın susuz ülkeleri, coğrafi konumu olarak hani açlık sınırında olan ülkeler veyahut da Kudüs'e gidip buna benzer böyle yerlere gidip Doğu Türkistan falan oralara gidip Balkanlarda Kosova olsun, Arnavutluk buna benzer şehirlere gidip bir iki tane orada kendisine adam bulup hani onun aç, susuz, bak 3 tane koyun kestim, 5 tane koyun kestim, ona et yardımında bulundum. La ilahe illallah, vallahi açlar, vallahi billahi açlar, vallahi açlar diyerek böyle hani dini kullanıp yapmış olduğu bir hayır hasenatı böyle insanların gözüne sokarcasına video çekip böyle paylaşıyorlar. Daha sonra ne yapıyorlar? Bugün AK Partili oluyorlar. Yarın kendilerine maddi destek sunan partilere kayabiliyorlar. Ha ben şunu da söylemek istemiyorum. Partili kişilerin dini vecizeleri, dini kelimeleri kullanmaları yanlış da demiyorum. Mesela diyelim ki ne? Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'yi kurdu. AK Parti'nin kurucusu. Kendisi her türlü mesela Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mesela Allahu Ekber, La ilahe illallah ve buna benzer bir sürü kelimeleri kullanabilir, kullanır. Çünkü o ibadeti, kendi ibadeti neyse ibadetini, günlük hayatını yaşıyor. Kurmuş olduğu partiyi de bırakıp başka bir partiye gidecek değil. O partisinde satılmış kiralık da değil. Çoğu kişi hani bizim gibi bu fenomenlerin çoğu kişi ama ben gördüm maddi olarak fonlayan kişiler, para maddi yardım eden kişilerin onları satın alıp kendi taraflarına çekiyorlar. Ben bunu gördüm. Adam yıllarca Somali'de orada burada yıllarca değil de 3-5 kere gidip orada sağdan soldan topladığı yardımlarla birkaç hayır hasenet yaparak orada Bismillah vallahi açlar. Bismillah vallahi billahi Allahu ekber la ilahe illallah.
diye elhamdülillahi rabbil alemin kul huvallahu ahad diyerek böyle insanların hassas noktalarına hani nüfuz edip daha sonra da taraftar toplayıp ona en çok parayı veren partiye kaydıklarını veyahut da kayabildiklerini gördük. Bu yüzden siyaseti siyasete böyle kişilerin dini kullanarak kendilerine taraftar toplayıp ve İslam'ı dini siyasete karıştırmalarını ben doğru bulmuyorum. Bu bana göre benim görüşüm. Ama CHP'nin kurucusu diyelim veyahut da İYİ Parti'nin kurucusu olsun mesela, Saadet Parti'nin kurucusu, AK Parti'nin kurucusu, onlar dini mesela ağzından konuşuyorlar, anlatıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar, namaz, niyaz, ibadet. O adamlar mesela kendi kurdukları, bak orada üye olduklarını demeyeyim, kendi kurdukları partiyi bırakıp kapatıp başka bir partiye gitmeyecekler. O adamlara da sen partilisin, namazını kılma, niyazını kıl, eda eyleme, sen Allah'ın ismini ve Allah'ın ayetlerini ağzına alma diyemezsin. O adam, çünkü her insan bu İslam'ı yaşamak zorunda. Ama şimdi bakın, bütün videolarıma izleyin. Hiçbirisinde bu biraz önceki söylediğim dini kelimelerin hiçbirini kullanmadan başladım ben. İnsan oğludur bu. Hiçbirisini kullanmadan başlıyorum. İbadetim bana kardeşim. Ben buraya kamerayı açtıktan sonra la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü gibi buna benzer kelimeleri kullanıp, yani Allah'ın isimlerini, ayetlerini kullanıp daha sonra arkasından bir parti eklediğim zaman ben o partinin kurucusu değilim. Ben o partiyi, hani o partinin gelmişini geçmiş her şeyini bilmiyorum. Yarın bir gün başka partiye geçeceğim belki mesela. Hani ben Erdoğan'dan başkasını düşünmüyorum asla. Erdoğan olmazsa hani siyasette, hayatta düşünecek değilim. Şu anda onun gibi birisi gelmezse de. Ama böyle düşünmeyip de sadece bugün AK Partili olup yarın CHP'li, yarın ertesi gün Saadet, ertesi gün İYİ Partili olacak insanlar için söylüyorum. Onlar kullanıyorlar siyaseti. İslam'ı siyasetle kullanıyorlar. O yüzden ben onları doğru bulmuyorum arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Sizin görüşünüz ne? Yorumlarda yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.